Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Bir önceki videomuzda bir irade beyanından bahsettik. Yani ilmimizle, basiret ve firasetimizle bir Müslüman olarak nazarımızda tutmamız gereken nüans ve hususlar ile birlikte bir irade beyanı, bir tercihte bulunacağımızdan ve bunun ehemmiyetinden bahsettik. Bununla ilgili yazdığımız makalemizden bahsettik. Bu tamam. Ama bununla birlikte yapmamız gereken pek ehemmiyetli birkaç şey daha var. Bunların birincisi, evvela Cenab-ı Hak Sûre-i Rad'da buyuruyor ki 11. ayette اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir millet, bir kavim durumunu, vaziyetini, halini değiştirmedikçe Allah da o milletin vaziyetini, durumunu değiştirmez. Yani bozmaz. Bu ne demektir? Biz ibadet-ü taattan elimizi gevşetmeyeceğiz. Gaflete girmeyeceğiz. Feraizleri edada ciddiyetimizi aynı şekilde muhafaza edeceğiz. Güzel hallerimizi, güzel ahlakımızı devam ettireceğiz. İslamiyet'in razı olduğu ahlak ve davranışları uygulamaya, yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte günahlardan içtinap, haramlardan sakınmak çok ehemmiyetli. Bunlara da azami dikkat edeceğiz. Biz bu hal üzere olursak, bu güzel haller ve İslamiyet'in istediği bu güzel davranışlar, ameller üzere olursak, Cenab-ı Hak da bizleri muhafaza edecektir. Ve bununla birlikte bir de dua etmemiz lazım. Furkan suresi 77. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ey Resulüm de ki eğer duanız olmasaydı Rabbim size niye değer versin de ki? Risale-i Nur'daki ifadesiyle duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? O halde dua etmemiz icap ediyor. Her vakit tabii ki edeceğiz ama böyle seçim arefesinde bahusus bu seneki seçim arefesi olmak üzere daha çok dua etmemiz icap ediyor. Ferdi olarak ve de topluca. Ferdi olarak zaten namazlarımızın ahirinde yahut müsait vakitlerde memleketimizin istikbali için dua ediyoruzdur. Mukaddesat için dua ediyoruzdur. Bir de bunu cemaatlerimize gelen kardeşlerimizle, sohbet halkalarımıza gelen müminlerle bir arada yahut münacatlar, virtler dağıtarak okumak suretinde yaparsak külli bir dua olur, tahşidat olur. Mesela Fetih suresi çok okunabilir, dağıtılabilir. Cevşen okunabilir, dağıtılabilir. Buna benzer virt ve münacatlar ile birlikte bu meselelere bakar, sureler okunabilir. Cenab-ı Hakk'a niyaz edilebilir, kabule karin olur. O vakit bu duaları da mutlaka ve mutlaka dahil edersek, programımıza alırsak, hep birlikte kuvvetli bir tahşidatta bulunursak, Cenab-ı Hak hem bizi muhafaza edecektir, hem de memleketimizin önünü açacaktır. Bunu ümit ediyoruz, ümidindeyiz. Zira biz bir tercihte bulunsak bile, bunun kabulü yine meşiyeti ilahiye tabidir. Ve arzu ettiğimiz şeylerin istikbaldeki tahakkuku, onlar da Cenab-ı Hakk'ın kudret ve kudretine ve haliyle meşiyetine tabidir. Vesselam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.